AK Parti Van Milletvekili Sayın Osman Nurgül Açar Beyefendi ile birlikteyiz. Merhabalar Sayın Vekilim. Merhabalar. Başkale'de yaşanan sel felaketi ile ilgili neler söyleyeceksiniz Sayın Vekilim? Teşekkür ediyorum. Önce milletçe çok geçmiş olsun hepimize. Hem batımızda orman yangınları, hem bu bölgede 60'tan fazla sel baskınları. Elbette ki milletçe üzgünüz. Teselli eden şey can kaybımızın olmaması. Burada şu an Esenyamaç köyümüzdeyiz. Başkalemizin en büyük köylerinden, yaklaşık 2500 nüfusa sahip. Gördüğünüz gibi yaklaşık 30-32 civarında evimiz yıkılmış durumda veya ağır hasarlı durumda. Bölgenin tamamında 900'e yakın hayvanımız telef olmuş durumda. Şimdi arkadaşlar, biz ilk günden itibaren Esenyamaç'a vurmadan bir gün önce biz valimizle birlikte Başkale'nin Gedikbaşı, Yumrutepe, Yavuzlar, bir de mezrası vardı Terazin, o bölgelere gittik. Selim vurdu ilk günler. İkinci gün Esenyamaç'a vurdu ve biz yine valimizle beraber gece saat 1'e kadar burada hem iş makinalarının hem ekiplerin çalışmasına yardımcı olduk, tanıklık yaptık. Yapılması gerekenleri yapmaya gayret ettik. Bunun dışında aynı zamanda biz Çaldıran'da Osmanlı Köyü, Özap'ta Yukarı Balçıklı, Muradiye'de Topuzbaşı ve yanındaki 2-3 köyümüz, bunlar böyle etkilenen köylerdi. Oralara ziyarete gittik. Bir vekilimiz Gürpınar'ın Topsakal tarafına gitti. İlk günden itibaren sahada insanlarımızla birlikte beraberce hareket ediyoruz. Onların acılarını kendi acımız biliyoruz. Şu an AFAD gerekli çalışmalarını yaptı. Yani bu selde zarar gören, tahrip olmuş evlerimizin çeteresini tuttu. Şu an gördüğünüz gibi, siz de az önce rast geldiniz. Şu güne kadar, şu saate kadar sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Çadırlar kuruldu. Aileler oralara yerleştirildi. Şimdi bu selin yaralarını sarma adına Allah nasip ederse en yakın zamanda evleri yıkılan vatandaşlarımıza iyi bir yerde, bir daha sel felaketini yaşamayacağı bir yerde konut yapma çalışmaları başlatılacak. Telef olan hayvanlarımızın tamamını biz Tarım Bakanlığı üzerinden karşılamış olacağız. Eşyalar noktasında eşyaları yıkılan veya zarar gören insanlarımıza defterdarlık eliyle para yardımı yapacağız. Burada bizim vatandaşımızın ne eksiği varsa, ne sorunu varsa tamamını karşılama noktasında bir gayretimiz var. Biraz daha özel bir çalışma olarak da biz AK Parti camiası olarak üniversitede okuyan gençlerimize bir planlama yapıyoruz. Burs desteği vermek için. Özellikle Esenyamaç için bunu söylüyorum. Burs desteği vermeye inşallah gayret edeceğiz. Biz biraz daha öğrencilerimizle, gençlerimize yoğunlaşacağız. Ama sizin de birkaç gündür takip ettiğiniz, gördüğünüz, şahitlendiğiniz şekliyle olayların olduğu ilk saatten itibaren biz parti olarak, devlet olarak hep buradaydık. Bugün de ben Esenyamaç'a ilk akşam geldiğimde felaket çok korkunçtu, çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun o felaketin izleri ciddi anlamda silinmeye başlanmış. Belki on binlerce ton moloz yığınları kaldırılmış, başka bir tarafa aktarılmış, yol kullanılabilir bir noktaya getirilmiş. Güzel, yani bu bir kısa zaman içerisinde güzel işler yapılmış. Ben bu köye, bu benim 4. veya 5. gelişimdir. Elimizden geldikçe halkımızın, milletimizin devletin yanında olduğunu hissedecek şekilde onlarla çok sıcak bir iletişimdeyiz. Ve inşallah bunu böyle güzel bir şekilde de sonuçlandırmış olacağız. İnşallah. Sayın Vekilim, çok teşekkür ederiz kıymetli zamanınızı ayırdığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.